Bunun muhteşem örneklerini kardeşlerim, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Bir örneği Sahih-i Müslim'den size nakledeceğim. Ondan sonra da kardeşlerim, Müslüman olarak bulunduğumuz yerlerde, ailemizde, üyesi olduğumuz bir dernekte, mangalda kül bırakmadan diyorlar ya, asıp kesip konuştuğumuz yerlerde, şöyledir böyledir bu uğurda, şuna canım feda, buna malım feda, anam babam diye edebiyat yaptığımız yerlerde, Müslüman olarak kimliğimizi ortaya koyduğumuz halde, daha sonraki gevşekliğimizin dinimize kaça mal olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğinden beraber bir daha unutmamak üzere ve muhakkak Allah'ın bunu kulaklarımıza döktüğüne göre bu örnek üzerinden bizi hesaba çekeceğini düşünerek dinleyelim. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif olarak dinliyoruz. Kardeşlerim, Bedir gazvesinin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Önemini, yerini anlatmaya gerek yok. Hepinizin bildiği gibi 310 küsür sahabi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişilik bir müşrik ordusuyla karşılaşmıştı. 300 kişiyle yola çıktı. Karşısında 1000 kişilik bir ordu buldu. Hazırlıksız, üzerlerinde donanımları yeterli olmayan 300 kişi. Bir soru size sormak isterim. Cevabını da kendimiz mütalaa edelim. Bir şehri, köklü bir kitleyi karşısına almak üzere cihada giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 300 kişiyle çıktığı yerde belki 2000 kişi bulacağını da zannediyordu. Sizce o 300 kişiye 2 kişi daha ilave etmeyi arzu eder miydi, etmez miydi? Ya da muhtaç mıydı, değil miydi? 310 kişi değil de 320 kişi olsalar eli daha rahat edecekti. Bir kişiye muhtaçlar. Nitekim bu boşluğu Allah melekleriyle doldurdu. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Çünkü bir mümine 3 kafir düşüyordu. Ve karşı taraftakiler hazırlıklı. Böyle bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir yolu üzerinde Huzeyfe isimli sahabiyle karşılaşmış. Lütfen bugün Muhammedun Resulullah diye peygamberimiz olduğunu kabul edip örneğimiz olarak gördüğümüz ve kıyamet günü şefaatini talep etmek için içimizin kıpır kıpır olduğu Resulullah'ı konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe ve yanında bir arkadaşıyla karşılarına çıkmış. Nereden geliyorsunuz? Buyurmuş. Ya Resulallah demiş Huzeyfe. Biz Medine'ye gidiyorduk diye bir planımız var. Fakat yolda karşımıza müşrikler çıktı. Bizi tanıdılar, yakaladılar. Bizi öldüreceklerini anladık. Kalabalıktılar. Dedik ki biz bir savaş niyetimiz yok. Medine'ye gidiyoruz. Siviliz yani. Buna sivil deniyor ya şimdi. Siviliz biz. Medine'ye gidiyoruz. Müşrikler de buna demişler ki Muhammed'in böyle operasyon ihtimali var. Aleyhissalatü vesselam. Siz Muhammed'e katılıyor olmayasınız sonra demiş. Ne alakası var? Biz Medine'ye gidiyoruz demiş. Söz verin demiş. Söz veriyoruz demiştir. Medine'ye gideceğiz. E gidin o zaman demiş müşrikler. Yollarını niye salmışlar? Muhammed'e katılmayacaksanız gidin Medine'ye. Muhammed'in ordusuna katılacaksanız
iş bitecek, sizi öldüreceğiz burada. Çünkü düşman sayısını artırıyor kendine göre. Aleyhissalatü vesselam. Bunlar da söz vermişler. Tamam, biz Medine'ye gideceğiz demişler. Sağdan öbür sokaktan dönüp Efendimizin yanına gelmişler. Böyle böyle oldu ya Resulallah demişler. Onlara Medine'ye gideceğiz dedik de kurtulduk ellerinden. Söz verdik. Şimdi de geldik. 310 kişiyi 312 kişi yapacağız. Resulullah'a orduya katılmaya gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, madem söz verdiniz, sözünüzde durun, Medine'ye gidin, biz boşluğumuzu Allah'ın yardımıyla doldururuz demiş. Muhammedun Resulullah demek, Mevlüt kandilinde lokum yemek demek değildir. Zehir yiyip sözünden dönmemek demektir. Hatta ve hatta, Kur'an'ın muhteşem zafer dediği, ümmeti Muhammed'in sancağının ilk defa zaferle sonuçlanacak ve ilk cihadı olan Bedir'i bırakıp, tek başına ailenin yanına gitmektir söz verdiğin için. Muhammedun Resulullah bu demektir. Siz sözünüzde durun, biz Allah'ın yardımıyla boşluğu doldururuz buyur. İyi ki kafirlerden kurtuldunuz. Melunlar zaten cehennem boylayacaklar. Gelin siz vurursunuz onların kafasını. O filmlerde öyle olur. Resulullah'ta yok o. Sallallahu aleyhi ve sellem.